Orange Bowl'un yeni sezonundan hepinize merhabalar değerli basketbol severler. Uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Aslında az sayıda olsa da eski takipçilerimiz bizi Spotify'da yaptığımız podcastlerden bilir. Biz kanalla ilgili genel bir bilgilendirme videosunu siz bunu izlerken çoktan yayınlamış olacağız aslında. Bu yüzden ben direkt program partnerlerimi tanıtarak size başlamak istiyorum. Sevgili Kaan hoş geldin. Arka planında gerçekten etkileyici gözüküyor burada. Hoş bulduk Uğur'a. Yani Ne var etkileyici ne yok, dedi. nasıl geçiyor günün? Bugün iyiyiz. Yani günüm güzel geçiyordu ama hani arka planda dolayı şişman gözükmüyorum. Şu an gerçekten şişman bir durumdayım. O yüzden seyircilerimiz Yani şaşırmasın. evet, pandemi süreci hepimizi yıprattı. Yavaş yavaş okul, üniversite vesaire partnerlerimle birlikte alışmaya çalışıyoruz. Olsun, sen de hoş geldin. Sinan Erdem'deydin son maçta. Evet, Zor zoruna getirttik aslında o uzatmacayı da bugün buraya. Ya ben burada arkamdaki beyaz duvarla beraber objektifliğin simgesi olarak aranızdayım bugün sizlerle. Yani Senin herkes bilir zaten bunları. de burada aramızda görmekten çok mutluyuz açıkçası. Ben de çok Yani biz mutluyum. ortalama hani hemen hemen bir senedir birlikte bu işi yapan bir ekibiz. Ve kendi çapımızda içerik çıkartmaya çalışıyoruz. Hani dileriz ki bu program sonra da beğenerek takipte kalırsınız. Açıkçası ben ilk programa son şampiyon Efes'le başlamak istedim. Hem de iki program partnerime de ufak bir zeytin dalı olmuş olur böylelikle. Ben öncelikle maça giden sevgili Oğuz'dan yorum almak istiyorum. Yani sıcağı sıcağına maç genelini konuşalım. Sonrasında Efes'in sezona girişi, bana kalırsa eksik yapılan transferler vesaire. Bu konularla ilgili sevgili Kaan Geren'e de sorularım olacak. Oğuz, genel olarak maçı nasıl yorumlarsın? Efes neyi iyi yaptı, neyi kötü yaptı ve neleri daha iyi yapabilir? Abi maçta her şeyden önce harika bir atmosfer vardı. Zaten maçın öncesinde bayrak asma töreni de gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunun bayrağı da asıldı. Ya maçta gerçekten 2 yıl sonra Efes taraftarına kavuştu ve biz her zaman dile getiriyorduk geçtiğimiz sezonlarda da. Özellikle Larkin olmak üzere çoğu oyuncu taraftardan beslenip ritim alırdı. Larkin de bugün biraz ters tepti. 7'de 0'la oynadı ama hani sonraki maçlarda alışacağını ben umut ediyorum. Maça gelirsek ya Madrid maçının bir benzeri oldu özellikle ilk yarıda. Yani reboundları hiçbir şekilde alamadı Efes ve CSK hücumlarını ya faul yaparak ya da hücum reboundı vererek durdurmak gibi bir stratejiye kapıldı ki bu çok yanlış bir strateji. Ya maçta dediğin gibi zaten Efes'in transfer hatalarına da değineceğiz. Bu çok vahim bir tablo var. Efes Real Madrid ve CSK'ya karşı toplamda 80 dakika oynadı. Ya bu takımlara kaybetmek çok doğal. Özellikle Efes zaten 3 yıldır ligi domine etse de her sezon lige kötü giren bir takım. Ama bu 2 maçta 80 dakikada Efes'in 3 pivotu toplamda 10 rebound aldı. 80 dakikada Dunstan, Tibor Pleiss ve Filip Petrušev toplamda 10 rebound aldı. Ve sen uzunların böyle bir rebound katkısı yapmışken bu korkunç düzeydeyken hani bu takımlarla baş etmen zaten imkansız. Madrid'le baş edemedin. CSK'yla da 35 dakika boyunca baş edemedin zaten. Son 5 dakikada takım bir şampiyon reaksiyonu gösterdi. Hani önemli bir reaksiyondu. Özellikle Muharman'ın biraz geri dönüş hani hala yaşadığını bilmek bizim için birazcık sevindirici. Tabii yetmedi bu sondaki reaksiyon. Hani hem Doğuş'un kaçırdığı faul vesaire bunlar zaten devamında konuşuruz. CSK'da da zaten oturmuş bir kadro var. Geçtiğimiz sezonun üzerine yani iki transfer falan yapıldı. Marcus Grigonis ve Alexei Şived geldi. Burada Şived'i transfer etseler de hani gayet olabildiğince olumlu bir şekilde yani Şved'i ne kadar olumlu kullanabilirsen Itudis o kadar olumlu kullandı. James Anderson'ın birazcık onu zorlamaya uğraştı ama Itudis onu saklamayı başardı. Özellikle Şengelya maça domine etti. Zaten bu haftanın da oyuncusu seçildi. Geçtiğimiz sezon Final Four'da Efes'e karşı korkunç bir performans göstermişti Şengelya. Bugün de tam tersi bir oranda korkunçluk gösterdi ve gerçekten hem şutlarıyla olsun hem içeride bizim 4 numaralarımızı dövdü bildiğin ve hani özellikle Voigtman'la beraber Voigtman'ın da şut tehdidi sayesinde yani ilk yarıda Efes'ten daha çok neredeyse skor üretmişti. Dengedeydi maç. Her neyse Voigtman burada Milutinov'un eksikliğinden bahsediyoruz. Yani Milutinov'un olmadığı bir günde 17 sayı, 7 asist, 9 rebound aldı Milutinov. Aldı Voigtman. Milutinov da
2 ay sonra geleceği konuşuluyor ve CSKA üstüne bir de maçtan 24 saat daha geçmeden Kenneth Farid'i açıkladı. Yani iyice Efes'in artık işleri sıkı tutması gerektiğini, hani artık hadi abi Petrušev gelişir, biz ona güveniyoruz da artık olmayacak. Bunu zaten birazdan Kaan da konuşacak. Larkin'e gelirsek, yani ben açıkçası Larkin konusunda umutluyum. O kadar da şey değilim. Hani şutları girmedi ama geçtiğimiz sezonki gibi pasif bir Larkin yoktu. Gayet agresifti. 12 sayı 7 asist yaptı aslında. İyi gözükse de dediğim gibi 7'de 0 şut korkunçtu ama bu şutlar tamamen hani doğru şutlardı ve içinden çıktı. Birazcık şanssızdı diye ben yorumluyorum. Hani önümüzdeki maçlarda Larkin'in de düzeleceğini düşünüyorum bir iyimserlik simgesi olarak. Ve benim maçla ilgili hani söyleyeceklerim bunlar. Ve şey de değinmem gerekiyor. Gerçekten Efes'in fikstürü korkunç. Daha ligin başında Madrid, CSKA, Karşıyaka, Asvel, Milano ve Fenerbahçe deplasmanları. Yani bu fikstürü geçtikten sonra ve 18 Ekim sonrası NBA kadroları netleştikten sonra gelecek transferlerle, yani umut ediyorum gelecek transfer de demiyorum, iki transfer en az lazım. Bu transferlerden sonra Efes'in geçtiğimiz sezonki gibi yükselen bir ivme yakalayacağını umut ediyorum. Değerli Görkem için sana çok teşekkür ederim. Yani açıkçası maçı izlerken de biz bunu fark ettik. Efes'in özellikle savunma reboundlarında zayıf kalması Ceska'ya ikinci şansları da verdi ve bunun sonucunda aslında maçta büyük farklar da oluştu. Bu noktada ben Kaan'a bir soru sormak istiyorum. Yani ben çok bir transfer beklemiyorum açıkçası Efes cephesinden. Hani duyum alabilecek kadar bir yakınlığım veyahut da herhangi birimizin de bildiğim kadarıyla yok ama Kaan sence hani Efes bu durumla yaşamayı öğrenmeli mi? Yani savunma ribaundu alamama konusu artık okey biz hani bu şekilde yaşayacağız mı demeli? Yoksa bunu bir transferle mi çözmeye çalışmalı veya çünkü hani kısaların da ribaund hassasiyetinin ben çok yüksek ölçüde olduğunu düşünmüyorum Efes'te. Hani bu konuyla ilgili sen neler söylemek istersin? Yine aynı şekilde bir maç değerlendirmesi de alabiliriz senden. Yani Buğra, bence takım buna alışmamalı. Yani Anadolu Efes alıştı. 3 senedir aynı şeyi bahsediyoruz, aynı şeyi konuşuyoruz. Yaptığımız her programda ben her sene başında söylüyorum zaten. Yani uzun rotasyonuyla başlamamalıyız diyorum. Geçen sene bir Sertaç faktörüyle karşılaştık. Bence ben zannetmiyorum Ergin Ataman'ın da bu kadar iyi bir oyuncu çıkarttığını fark ettiğini düşünmüyorum. Yani antrenmanlarda elbette görüyordur ama yani final maçında, yarı final maçında ne bileyim Final Eight'te Tavares'i durdurabilen bir Sertaç Şanlı bilmiyorum. Kim hayal edebilir böyle bir şey? O yüzden bir transferi gerek var. Sezon başında gerek vardı. Zaten hani takımın önünde bir Fenerbahçe fotoğrafı var. Yani Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Yıllarca Final Four oynadı. Geçen sene de ben kıyısından döndü diyebilirim. Yani çeşitli kararlar var, sıkıntılı kararlar, sakatlıklar. Ya Fenerbahçe her sene takımın eksik parçalarını eklemeye çalıştı. Yani Bogdanovic'i kaybettiği zamana kadar orada çok büyük bir kayıp. Yani Bogdanovic'in yerine birini alamıyorsun. Ama Efes bunu da yaşamadı. Mitic'i de tuttu kadroda. Sen Mitic'i tutuyorsan, Larkin'i de tutuyorsan, takımın bütün bel kemiğini takımda tutabiliyorsan o zaman abi eksikleri de dolduracaksın. Yani James Anderson bir maçı iyi oynadı da beni kandıramaz yani. Ben James Anderson'ın katkısı çok sınırlı. Yani Clyburn'u savunsun diye James Anderson'ı koymak zorundayız her seferinde. Hücumda tatlısı soru işareti. Muayerman'ın şutu tutacak mı? Yani onun bileği bilmiyorum artık bu saatten sonra ne kadar şut atmaya müsaittir. Singleton zaten biraz ekabir bir insan kendisi. Yani ne zaman oynar, ne zaman oynamaz. O tamamen kafasında bir dünyada yaşıyor. Ama playofflarda bir gün çok iyi oynarken görürsün. Bir daha da bir süre adını duymayabiliyorsun. Yani şu an öyle en azından. Efes bu yaz Filip Petrušev'i ekledi. Yani Jock Landale'ı çok uzun bir süre görüşüldü. Gelmek üzereydi. San Antonio ile anlaştı maalesef. Keşke gelseydi. Yani takımın çok ihtiyacı olan bir uzundu aslında. Ama Petrušev geldi. Petrušev hücum anlamında belli şeyler vaat eden bir oyuncu. Yani ikili oyunları oynamaya uygun. Dışarıdan şutunu atabiliyor ama yani ne kadar istikrarlı. Bu seviyede senin sağda tutman için önce bir savunmaya sahip olması gerekiyor. Yani zaten savunman olduğu zaman en kötü Doğuş Balbay gibi bir role sahip olabiliyorsun bu tarz liglerde. Ama savunması yok. Ya hiç savunma bilmiyor. Gerçekten hiç bilmiyor yani. Oğuz zaten bununla ilgili bayağı şeyler söylemişti yani. Evet, kendi aramızda konuştuğumuzda da çok böyle yakınıyordu yani. Jason Abi Tyson'a evet, mı orada da maçta bir istemişti saniye. onu? Evet, lafını kestim, özür Peki. dilerim. Ya biz maçı izlerken özellikle başta arkadaşlarla döndük birbirimize baktık. Ya ne yapıyor bu adam? Hani
Sinan Engin'in bir sekansı var ya, oğlum sporcu kötü koşmaz diye. Öyle atlayacaktım sahaya en sonunda. Yani geri koşmadı adam birkaç kez. Beni Ve bugün dediğim içimden gibi, çıkarın. evet, hani Obra ve Jason Thompson arasında bir sekans vardı geçtiğimiz yıllarda. Euroleague takipçileri de bunu yakından bilir. YouTube'da falan da çok izlendi. Obra molada gidip Jason Thompson'a şeyi soruyordu. What is defense diye. Savunmanın ne anlama geldiğini soruyordu. Ve cevap alamıyordu. Ben eminim Ergin Ataman Petrušev'e sorsa benzer bir şekilde tepkisiz kalır Petrušev'e yani. Bu arada biz de Aynen. bu tarz videoları ekleyelim ya, clickbait başlıklarla. En Değil azından mi? birazcık soft Ya biz dürüst adamlarız da dürüst adam izlenmiyor herhalde. Biraz daha Kaliteli içerik spekülasyon, izlenmiyor diyebilir miyiz ya? spekülasyon Yeni sezon, yapmak. Sezondan sonra göreceğiz ya bunları, bakalım. Sezon iddialıyız. Onun dışında yani Petrušev geçen seneki Musa transferi gibi oldu açıkçası. Yani Musa'dan daha hazır geldi diyebilirim ama misyon olarak da aynı. Genç oyuncuyu alıp Efes'te gelişeceğini düşünüyoruz. Yani biz böyle bir takım değiliz ki. Efes yani yabancı oyuncuları alıp Euroleague'de geliştirebilecek bir takım değil. Yani ligde o adam istediği kadar oynasın. Ligdeki uzunlara karşı da defansif zafiyetleri var. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Aşılması çok zor. Transfer gerekiyor. Bence iki transfer gerekiyor en az. Yapılacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Bir süre daha böyle devam edecek. En azından yani bir 7-8 hafta daha bu şekilde oynarız gibi geliyor. Biraz skorlarda yanıltıcı olacak. Yani Real Madrid maçını bence Efes'in 30 sayıyla kaybetmesi gerekiyordu. Yani o kaç, 12 sayıyla mı 15 sayıyla mı ne bitmişti maç? O skor çok yanıltıcı. Keza CSKA maçı da öyle bence. Yani son kısımda verilen bir reaksiyon var ama o reaksiyon ya bitmiş bir maçın son uğultuları diyebilirim ben. Bilmiyorum, çok aydınlık gözükmüyor bence şu an. Hani Efes ne kadar İyi bir takıma sahip olsa da 3, 4 ve 5 numaralarda hiçbir ayrıcalığı yok takım. Yani Dunstan'ı şu an ilk 5'te oynatabilecek bir takım Euroleague'de bilmiyorum, kimi sayabilirsiniz yani. Var mı aklınıza gelen bir takım? Yani ilk 5'te Dunstan'la başlayacak. Sadece Şaşa Georgevic oynatır bence. Veseli'nin yanında oynar. Bunları konuşacağız. Yarama tuz basmayın. Trajik bir karar. Ellerimi ovuşturdum, bekliyorum yani. O yüzden çözülmesi gereken çok fazla şey var. O da transferle olacak yani. Bu takımın bir uyum sorunu yok. Bu takım hep aynı takım zaten. Yani bu noktada ben de Kaan'ın söylediklerine katılmakla beraber transfer konusunda birkaç şey ekleyeyim. Yani her ne kadar çok yıldızımız barışmasa da ben Ergin Ataman'ın özellikle hani sönmeye yüz tutmuş yıldızları takıma katıp adapte edip ve onlardan verim almada başarılı bir koç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Efes olası birkaç transferle yeniden bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Ama aksi senaryoda baktığımızda da elinde Misic ve Larkin gibi iki kısa varken bence neredeyse hiç forvet katkısı alamadığın bir takımda, uzunların da bu kadar kötüyken, 5 numaraların da bu kadar kötüyken şampiyonluk beklemek bu Euroleague konjonktüründe biraz hayal gibi geliyor. Ben Oğuz'a bir soru yönelteceğim bu noktada. Yani saha içinde Itudis'in çok fazla konuştuğunu gördük. Oğuz, sen de birebir bunu deneyimleyenlerdensin. Yakında oturuyordun yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Yani bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Yani Abi. Itudis'i beğendiğini de biliyorum senin, ama kısa bir yorum da alalım bu konuyla ilgili. Sonra yavaştan programı kapatmaya, bu bölümünü kapatmaya başlayalım. Ya Itudis kesinlikle çok iyi bir koç. Hani kendisine kötü bir koç ancak çok yüksek takımlarla şey yapılıyor diye bir algılar var üzerinde, ama gerçekten iyi bir koç. Fakat çok konuşuyor abi. Maç içinde ben bu kadar çok konuşan başka bir koç görmedim ve sürekli bir şeylere söyleniyor, arkasına dönüyor, bench'e vuruyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok garip bir evrende yaşıyor o maç sırasında. Ya transferle ilgili de bir şey eklemek istiyorum, az önce konuştunuz. Ya tüm Efes timeline'ı Twitter'da Efesliler olarak biz 18 Ekim gününü bekliyoruz. 18 Ekim'de NBA kadroları netleştikten sonra wave edilecek oyuncular var. Hani hepimiz bir dua zinciri başlattık, böyle salavat zincirleri falan paylaşılıyor. Spurs belki yanlışlıkla Landale'i wave eder de, hani belki bir umut, onu bekliyoruz. Yani Twitter şey YouTube'da yorumlarda da bekliyorum bu salavat zincirine katkıyı. Gerçekten ben eminim hani Ergin Ataman da artık her maçtan sonra uzunlara sallıyor. Ya geçtiğimiz sezonki gibi bir hataya düşürmez, transfer yapılır diye ben umutluyum yani açıkçası.
Yani aslında 18 Ekim tarihi önemli çünkü NBA 2K14 tayfa yavaştan Euroleague'de toplanmaya başladı. Yani Singleton, Şengelya, şimdi de Farid geldi. Bakalım artık yani Fener'e de bir Michael Carter Williams çekebilirsek tam anlamıyla artık Voltron'u oluşturmuş olacağız. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yavaştan programı kapatalım. Kaan son kez sana sözü vermiş olayım. Abi ben buradan Sarp Ataman'a seslenmek istiyorum. Ne yap ne et, Ergin hocamın aklına gir. Biliyorum senin transfer listen var elinde zaten. Yani yatmadan babanın yastığının altına koyabilirsin. Her sabah erken uyandırabilirsin. Bilmiyorum, bir yolunu bulursun. Ama o Oğuz'unu bize getir. Hadi koçum. Oğuz senden de son sözlerini alalım. Abi Sarp'ı ben maçta da hani tepkilerini falan izledim. Ergin Ataman ne yapmış etmiş bir şekilde sokmuş Sarp maça. Hani karşımdaydı benim karşı tribündeydi ama belli de o da uzun rotasyonundan hoşnut değil. Kaan gibi o da büyük ihtimalle evde babasının başının etini yiyordur. Böyle sürekli Landale'in highlightslarını atıyordur yani babasına. Ben yani dediğim gibi umutluyum. Bir transfer gelir. Hani 18 Ekim'den sonra da biz programlarımıza zaten devam ederiz o sırada. Artık güncel olarak konuşuruz durumları. Abi şey oluyor mudur peki şöyle bir muhabbet? Mesela baba yani bu hafta dansını kessek mi? Ne bileyim Singleton çok oynadı sanki gibi Abi bu arada benim alakasız babam öyle yetkili biri olsa ben kesin konuşurdum ya. evet Yani ya. işte Zaten şey sen derdim. takımda olarak... Ya bu Devam et abi. Sünepe Simon niye sakatlandı ki falan filan böyle biraz şey yapardım yani. Abi şey falan olabilir ya takımla beraber ya sürekli. Hani Larkin'e de böyle 7'de 0'da atmazsın ya falan diye bir mobbing takım oturmuştu zaten. Demiyordur Abi ben herhalde. yapardım. Yani ben cidden yapardım yani. Ama işte o şeyle yetişmek başka bir şey herhalde. Abi peki 14 yaş sınırı yok muydu ya? Nasıl giriyor Sarp Abi otoparkta Ataman? gizliyorlar ya Sarp Ataman'ı. Final Abi. maçında da bundan bahsetmişlerdi. Önceki Zaten gün maçtan çıkmıyor önce de hiç. Ergin Ataman evet maçtan önce de eleştirdi. Böyle şey mi olur ben 18 yaş altında şey oğlumu nasıl sokamıyorum falan diye eleştirdi. Ya oradaydı yani Sarp Ataman. Benden yakın izledi maçı. Hani umarım konuştuğumuz gibi transfer konusunda da yardımcı olur ya. Başka türlü zor gözüküyor çünkü. Yani dilerim Sarp Ataman da sizin sesinizi duyar. Keyifli bir program oldu bence. İyi bir açılış yaptığımızı düşünüyorum. Her ne kadar takımlarımız biraz sıkıntılı başlasalar da sezona zaman içerisinde çözeceklerdir. Hani bu dakikaya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ben ve program partnerlerim adına. Biraz amatörce oluyor ilk programlar çünkü bizim de YouTube'da ilk programlarımız. Biz daha önce sürekli podcast çekiyorduk çünkü. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer programlarınızı da takip edin mutlaka. Görüşmek üzere.